Allah Allah. Şoför yok. Kaçtı herhalde. Ne demek kaçtı? Bilmem yani, sen hiç hayatında böyle bir şey yapmadın mı? Tabii ki yapmadım Deniz. Ben en iyisi polisi arayayım. Yok yok, hiç polisi karıştırmayalım bence. Hiç gerek yok. Neydi o? Dur, uçağı kaçırırsam şu anda çok büyük problem. Uçağı kaçırmayalım. Deniz'ciğim, ben seni uçağa yetiştireceğim. Gerçekten tuhaf bir durum. Neyse, senin de dediğin gibi burada çok fazla zaman geçirmemizin bir anlamı yok. Ben bunun bir fotoğrafını mı çeksem acaba? Ya neyse, zaten zararı kendi arabasına vermiş. Boş ver. Hadi gidelim. Deniz. Deniz Aslan. Ben hemen park edip gelirim. Yok yok, hiç gerek yok. Şimdi uçağı kaçırırım falan. En iyisi biz burada vedalaşalım, olur mu? Peki. Bıraktığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle ayrılıklar çok dramatik oluyor. Sevmiyorum. Küçükken oradan oraya taşındığımız için belki. Yine irtibatta kalırız canım, ne olacak? Hem bu sefer adresini kaybetmeyeceğim, merak etme. Kaybetme. Ben de sık sık iş için geliyorum zaten Londra'ya. Öyle mi? Süper, çok güzel. En son yine bir havalimanında vedalaşmıştık. Hayat çok garip değil mi? Ben o zaman... Bir saniye bekler misin? Tamam. Şimdi açma. Sonra bakarsın. Londra'da epey işine yarayacak. Aslan. Yiğit Balcı. Görüşürüz. Görüşürüz.
Hayır yani bugün dedim ki mahvolduk ya. Ömrümden ömür gitti. Kesin dedim yakalanacağız, kesin. Ha arabayı getirdin böyle resmen arkadan bayağı çarptın ya. Polisi arayabilirdi ve polisi arasaydı bitmiştik. Kesinlikle bitmiştik. Ama neyse ki Zuzu Power bunun da üstesinden geldi. Atlattık. Kazasız belasız. Yani gerçi kazalı belalı ama. Ama ne olsun canım. Atlattık işte. Hadi açmayacak mısın? Ya Zuzu, bütün gün konuşmadın ama artık endişeleniyorum senin için. Ne bileyim. Onca yıl sonra görünce bir garip oldum herhalde. Keşke sen gelmeseydin. Ben hallettim işte. Tamam, yani gerçi yalan söyleyemiyorum ama... Yok, öyle bir şey değil. Yani belki de biraz daha fazla görmek istedim. Canım benim ya. Kıyamam sana. Hadi açmayacak mısın hediyeni? Hı? Hadi ama çatlayacağım meraktan. Şemsiye almış. Ha, tamam. Londra dedim ya, ondan. Ya boş boş konuşma, şemsiyenin anlamı başka bir kere bizim aramızda. Sen nereden bileceksin ki? Ya niye kızıyorsun şimdi? Ha Yiğit için bir de kavga edelim, tam olsun. Canım benim ya. Şemsiye almış. Thank you.
Yiğit! Yiğit, ne oldu? İyi misin Yiğit? Yiğit! İyi misin? Tamam, dur. Sonra senin hep yanında olacağım. Sen şemsen olacağım, tamam mı? Sonra üzülsen, üzüldüğüme üzülsen. Sonra üzülsen, üzüldüğüme üzülsen. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme. İkinci kız sende kalsın ama parça olmadan. Puzzle'ı nasıl tamamlayacaksın ki? Bir gün mutlaka aynen görüşeceğiz. Ve puzzle'da birlikte tamamlayacağız. İşte o gün gelince ben de seni şemsen olacağım. Tamam mı? Kendine iyi bak Yiğit. Şimdi sen yoksun yanımda.
Yarım kalan şeyler daha kolay hatırlanır derler. Belki de bu yüzden unutamamışımdır seni. Sen benim hayatımın eksik bir parçasısın. Ama hayat böyle sanırım. Bunu kabul etmemiz gerek. 15 yıllık bir hayalle bir anda vedalaşmak kolay değil. Ama bu gece seninle vedalaşıyorum Yiğit. Hoşça kal. Hayat bizim için böyle bir ayrılık planlamış demek. Bizim yolumuz 15 sene sonra son bir kez daha kesişip sonsuza dek ayrılıyormuş demek. Bir daha karşılaştığımızda sen beni koruyacaktın. Öyle demiştin. Sözünü tuttun. Şimdi sen değil belki ama şemsiyen beni koruyor. Hoşça kal ilk aşkım. Kim bilir, yarım kalan hikayemiz belki bir gün kaldığı yerden devam eder. İtibaren official olarak depresyona girmiş bulunmaktayım. İkinci bir emre kadar bu evdeki bütün eğlenceli aktiviteler yasaklanmıştır. Kabul etmiyorum Zuzu. Reddedildi. Depresyonu erteleme talep ediyorum ha? Ne dersin? Bak sonra beraber gireriz. Vallahi. Ayrıca şu anda mevsimi değil yani. Güzel olmaz. Hem sen bana söyler misin? Depresyona girmek için doğru düzgün mantıklı tek bir sebebin var mı? Bana tek bir sebep söyle. Para var mı? Hı? Yok. İş var mı? Yok. Yiğit nerede? O da yok. Hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama yani şimdi böyle olmaz ki. Ben varım. Yanındayım ben. 3, 2, 1. Zuzu şunu açar mısın? Zuzu. Şunu bir açar mısın lütfen ama ya? Ya. Ya bırak. Deli midir nedir? Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Zuzu, gel. Oo, yorgan gitti, kavga bitti ya. İşte bu. Dans edelim mi Zuzu? İstemiyorum ya.
kahve alabilir miyim? Şurada. Sağ ol canım. Çok iyi. Süper. Yani buraya ortamını kurmuşsun. Ortam güzel. Acaba biraz dışarı mı çıksan, iki insan yüzü görsen, biraz beynine oksijen gitse ha? Ne dersin? Ortam güzel, gelsene. Yemeğe beklerim. Bir gün mutlaka yemeğe gel, bak darılırım. Ay çıldıracağım. Hayır, sendeki bu kızılderili sakinliğini ben anlamıyorum, anlamayacağım. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Biraz ağla zırla bari, bir şeyler yap ya. Böyle bir depresyon çeşidi yok. Hayret bir şey ya. Kız huzura erdi resmen. Nirvana'ya erişti. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Ama her şeyi. Allah'ım. Bu dikdörtgen yaşamak için yeterli. Bana yetiyor. Peki hayatım, bu nereye kadar böyle devam edecek? Yani hiç mi çalışmayacaksın? Çalışmaya inanmıyorum. İş hayatı bir illüzyon. Yani şu anda bir mail gelse ve işe alındığımı söylese hiç sevinmem. Burada ortam güzel. Yok artık. Basura kesin çözüm. Haftada 15 kilo vermek için paranızı iade ediyoruz. Siliyorum. Deniz Aslan. Sayın Deniz Aslan, şirketimize yapmış olduğunuz başvuru. Şirketimiz bünyesinde Go Flamingo dergisinde stajyer olarak bizimle çalışmanızdan mutluluk duyacak. Stajyer olarak bizimle çalışmanızdan mutluluk duyacağız. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum İremciğim. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Mahmut Tuncer abimizin de dediği gibi mantık sizi A noktasından B noktasına götürebilir. Hala ise her yere. Bastırmam lazım. Bu ilk iş günü son iş günü olabilir. Ay Suzu, ilk günler böyle yapılır mı Allah aşkına? Yapılır. Bende bu şans varken her şey olur. Tsunami olabilir, deprem olabilir. Geç kaldık ya. İlk iş günüm ve şu anda geç kalmak üzereyim. Merak etme, geç kalmayacaksın. Yeterince hızlı oldu mu? O taksici biraz önce o levyeyi tam olarak ne yaparım demişti o. Onu unutuyoruz. O hayatımızda yok.
Bugün senin ilk iş günün. Ha, evet. Doğru. Bugün benim günüm değil mi? Aynen öyle Zuzu. Bak, iyi haberlerini bekliyorum, tamam mı? Tamam. Buraya gelmek senin için kolay değildi. Hadi Deniz, göster kendini. Efendim Zümrüt. Yoldayım şu anda. Niye, hemen şimdi mi? İşe gidiyorum şu anda. Peki, tamam. Tamam, görüşürüz. Biraz öne gelelim. Burası. Evet, kafamızı biraz sağa çeviriyoruz. Şu. İşe alındım. Şey, moda, stajyer. Kafayı biraz indirelim. Karta basılacak. Hazırsak çekiyorum. Günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Evet, günaydın. Ben de artık burada çalışıyorum. Bakayım. Oo, çok güzelmiş. Benim de kimlik fotoğrafım o. Biraz komik ama genelde fotoğraflarda ben çıkarım. Pazar günü kendi kendine karar vermişsin. Parti düzenlemişsin çalıştığın otelde. Orası babanın oteli değil, biliyorsun değil mi? Babanın arkadaşının oteli. O yüzden yaptığın her şeyden sen sorumlusun. Erkeklerle sarmaş dolaş ol partiler düzenleyemezsin orada. Babanı da beni de utandıramaz. Anladın mı beni? Beni buraya azarlamak için mi çağırdın? Babanın doğum günü yaklaşıyor. Gelmeyecek misin? Sen benim annem değilsin, farkındasın değil mi? Git başkalarıyla annecilik oyna. Benim işime karışma. Benim işim. Dikkatli ol. Seni şimdilik sadece uyarıyorum. Sonra bakarız. Günler hep zordur bilirim. Oralarda canı sıkılırsa bu fotoğrafa bak ve gülümse, olur mu? Acaba? Hiç aynı masada yardımcı olacaklar size. Teşekkürler. Aşık oldum. Pardon. Eda, bir dakika bakar mısın? Şunlar acil toplantı salonuna gidiyor. Tamam. Ne olur toplantıya götür bunları, toplantı salonuna çok işim var. Lütfen hadi. Lazım. Yok görmedim ama fotokopi odasına bir bak, orada olabilir belki. Tamam. Söylediğim gibi son seçtiğimiz 3 kombini hazırladınız değil mi? Seçtiğim fotoğrafları da tam 1 saat içinde... Meşak Hanım, size çay getirdim. Çayın sırası mı şimdi Gazi? Masamda istiyorum. Pardon Neşe Hanım, bir saniye. Thank you.
güzel. Değil mi? Çok. Sen? Michael, aramıza hoş geldin. Abi sen şimdi sudan çıkmış balığa dönmüşsündür ve bu gayet normal. İlk günümde ben de böyleydim. Ama sana şunu temin edebilirim ki Michael, hayatında geçireceğin en iyi günleri burada geçireceksin. Neden mi? Çünkü ben buradayım. Gerçi yeni bir koordinatör gelecekmiş. Umarım tadımızı kaçırmaz. Ben yenilikleri hiç sevmem Michael. Ama seni şimdiden sevdim. Mesaimiz sabah 9'da başlar, akşam bitmez. Mesela dün herkes kaçta çıktı? Gece 12.30. Ben kaçta çıktım? Öğlen 2.30. Ama sen bana bakma Michael. Uykuyla aran nasıl? Hani 9 saat. Fevkalade Michael. Çünkü uykuyu unutacaksın. Burada kimse stajyerlere acımaz. Ama ben sana hiç kimsenin görmediği ve bilmediği kör noktaları göstereceğim ki sen uyuyabil. Parada anlaşırız. Şimdi kim kimliğine soracak olursan eğer... Buket bir bakar mısın? Gel. 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 Arkadaşlar bir saniye bakar mısınız lütfen? Önemli bir duyurum var. Zaten hepinizin haberi de vardı. Bir arkadaş gelecek diye yeni. Aman efendim, aman. Hoş gelmişsiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Hatırladınız mı kapının önünden? Gazi. Aynen, nasılsınız? Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Yeni koordinatör gelecek dediğinde arkadaşlar... Allah sizi inandırsın, en çok ben sevindim. Herkes sevindi ama ben daha çok sevindim. Gazi, o değil. Kim değil? O değil. Bu ne o zaman? Arkadaşlar, aramızda bir dünya starı var. Şarkıları milyonların dillerinde pelesenk olmuş, albümleri milyonlar satmış. Karşınızda namı değer Michael. Bizim yeni stajyerimiz. Ya Allah'ım ya. Ben de diyorum bunda hiç koordinatör tipi yok. Stajyermiş. Allah'ım. Gazi ben. Memnun oldum. Her türlü çay, kahve, oralet, kakao. 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 Hoş geldin Ela. Merhaba Eda. Merhaba Vera. Evet. Ay ben ayakkabılarını çok beğendim. Yani çoraplar biraz şey ama neyse. Aa. Evet. Koridorda zaten tanışmıştık. Klasörler. Puf. Puf. Adın ne? Deniz. Ha Deniz. Hoş geldin. Prensip olarak tokalaşamıyorum. Kusura bakma. Yok. Kolay gelsin. Cemal biraz enteresan bir adam. Yani zamanla beraber onu daha iyi tanımayacaksın. Zira ben hala tanımıyorum. Hadi ver. Selam. Ben Buket. Aa Deniz. Buket de bizim güzellik editörümüz. Değil mi güzellik? Sen de kendini tanıttın mı Tunacığım? Şirketimizin neşe kaynağı. Ya çok kırıldım bu sefer. Ya. Bence sen Tuna'ya dua et. Ben olsam seni biraz zor alırdım. Neşe arayacağım. Evet, bilmez miyim? Pişman etmeyeceğim sizi. Soyadıyla gelişinden anlayacağın üzere dergimizin en ciddi şahsiyeti. Hı. Neşe Hanım. Ha, bu arada ben de Tuna. İçerik editörüyüm. Hı hı. Belki bir gün seninle de bir şeyler içerek. Oy. Yok gel buraya. Ay neden beni işe aldırdın? Ben şimdi şöyle oldu. İstersen bu soruya ben cevap vereyim. Önce senin hakkındaki düşüncelerim olumsuzdu tabii ki. Ama sonra düşününce sen diğer kızlar gibi değilsin. Erkeklerle mesajlaşmazsın. Dikkatin dağılmaz. Ufukta evlilik de gözükmüyor. Yani bizden ayrılmazsın. Ne yalan söyleyeyim. CV'n de pek parlak değil. Dolayısıyla diğer firmalar seni bizden çalmak için asla uğraşmazlar. Özetle bir stajyerde olması gereken her şeye fazlasıyla sahipsin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi? Boş ver, gel. Burası senin masan. Yok artık. Burası benim masam. Evet. İlk defa bir masam oldu. Tahmin edebiliyorum. Tamam.
Patron geliyor. Bugün yeni koordinatör var ya, o gelecek, başlayacak. Onu takdim edecek eder. Buongiorno, bonjour ve iyi günler. Sevgili flamingolar. Hadi alkış. Nasılsınız bakalım? Omewa, hı? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel, güzelsiniz. Her zamanki gibi harikasınız. Heyecan var mı? Hem de nasıl. Merakla bekliyoruz Asena Hanım. Hala gelmedi. Tell me if that you want me. Arkadaşlar, Amerika Go Flamingo'dan ekibimize transfer olan yeni koordinatörümüz. Bundan sonra her gün onun sesini duyacak, her gün onun yüzünü göreceksiniz. İşte Yiğit Balcı. Ay çok yakışıklı. Oha kızım taş. İnanmıyorum, her gün göreceğiz mi ya?